3 tane murçizi gördüm arkadaşlar. 3 ayrı malzeme var. Tam ortasında zaten bir tane murç deliği var. Bakın arkadaşlar, burada bir tane oyma var. Bir oyma burada var. Aha. Bak bak bak. Yavrum benim. Bu ne güzel bir şey. Sen bakalım. Hemen yakın çekim yapalım. Define Avcısı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir bölgeye geldik. Burada eşkıyalar kalmış. Burada açılmış yerler var ama açılmamış daha çok yer var. Çok da rüzgar var bugün. Ama hava güzel. Sıcak, yani yazdan kalma bir hava. Şimdi arkadaşlar, bugün Emre'ye çiftli çubuk nasıl kullanılır onu öğretmeye çalışacağım. Zor bir yerdeyiz. Kullanabileceğini zannetmiyorum ama yine de deneyeceğiz bakalım. Ne olur ne biter. İyi takip edin arkadaşlar. Neler yaptığımızı izleyin. Görün. Altın modunu al bakayım. Altın modunda mı? Tamam. Başla bakalım bir. Çubukları Emre. Emre, çubukları dirseklerini kırdığın zaman yukarı dirsekleri sana değsin. Tamam mı? Bilekten ikisini de dengeli bir şekilde hafif öne doğru eğ. O şekilde tut, bakalım çubuklar ne yapacak. Devam et bakalım. Şimdi Emre arkadaşlar ilk defa çiftli çubuk kullanıyor. O yüzden çubuklar biraz dengesiz hareket ediyor. Ama yine de sinyali yakaladı. Devam et. Devam et peşimden. Sen önden geç ya da ben geçeyim. Beni takip et. Yukarıda şuradan geçiş zor. Yukarıda bir alalım. Ön tarafa geçsen. Devam et.
Bakın arkadaşlar, burada çubuk dönmeye başladı. Üzeri tepki verdi. Burası şüpheli. Şimdi size etrafta bir göstereyim. Ondan sonra buraya bir görüntüleme cihazıyla bakacağım. Hep beraber izleriz. Bakın arkadaşlar, buraya daha önce bir çalışma yapmışlar. Buraya kırmaya çalıştılar. Çünkü burada bir böyle bir kanal varmış arkadaşlar. Burada bakın belli oluyor. Şimdi şurada bir 3 tane murçizi gördüm arkadaşlar. Muhtemelen burada 3 tane 3 ayrı malzeme var. Yerini tespit edebilsek güzel olur. Şurası biraz şüpheli arkadaşlar, bakın. Tam ortasında zaten bir tane murç deliği var. Buraları defineciler çok kurcalamış arkadaşlar. Bakın burası da tuzaklı gibi kayalar üst üste gelmiş. Evet bak, burada da bir tane oyma. Görüyor musun Emre? Bakın arkadaşlar, burada bir tane oyma var. Bir oyma burada var. Çok güzel bir yer. Şu yukarıda çıkmak isterim ama önce bir çalışalım şu aşağıdaki tespit ettiğimiz yeri. Arkadaşlar gördünüz mü? Bir oyma. Bakın bir oyma burada var. Bir oyma burada var. Üçüncü oyma nerede? Bu tespit ettiğimiz yerin etrafında var mı? Bakayım önce. Burada görünmüyor. Muhtemelen kırmışlar da olabilir. Çünkü arkadaşlar buralar çok kurcalıyor defineciler. En sevmediğim şey de işaretleri kırmaları. Kırıyorlar işaretleri. Çok sıkıntı oluyor. Bakın şurada bir tane dikili taş var arkadaşlar. Bu karşısı böyle aşağıdan dere akıyor. Çok büyük bir dere var aşağıda arkadaşlar. Evet, şimdi Emre, görüntüleme cihazını hemen hazırla. Baston taramayı hemen hazırla. Baston taramayı hazırla, bir şey olmaz. Ben sallarım, sen rahat ol. Aşağıdan bir ses geldi arkadaşlar. Emre hemen aşağıda bir şey var diyor. Yani lodos var, derede çok yüksek akıyor. Ağaçları da yıkmış olabilir. Aşağıda ayı da olabilir arkadaşlar. Aşağıyı da göstersene, nasıl uçurumdayız. Evet, burası böyle bir uçurum arkadaşlar. Buradan aşağı düşsek kimse bizim parçamızı bile bulamaz. Diğer telefon nerede? Biz. Bende. Açtı mı cihazın? Tam bağlandı. Şimdi kardeşim bak, nasıl yapacaksın biliyor musun? Ya da şöyle yapalım. Canlı taramaya giriyorum. Pinpoint moduna. Buraya toprağı bir tut bakalım şuraya. Tamam, kalibrasyon sıfırı. Tamam. Çek şimdi. Şimdi burada gezdir bakalım cihazı. Her tarafa biraz dedektör tutar gibi hızlı bir şekilde hareket ettir. Benim alan tarama, ha biraz daha ileri git, önce oralara bak. Alan tarama orada tepki verdi. Dikey tut sen şeyi, bastonu niye tam şey yapıyorsun? Tam dik tut, yukarıdan aşağı. Heh, o şey... Tam dik, dik. Heh, öyle gezdir. Bak gördün mü, sen yanlış tutuyorsun. Yatay tutarsan birazcık sıkıntı yaşarsın. Güzel tespit yapmaz. Öyle hani hafif, çok hafif çaprazlaştır. Bak biraz daha kayaya doğru dikey tut. Kayaya doğru, diplerine doğru. Heh. Çok yatırıyorum. Sen dur bakayım, şu kamerayı al.
Uzağa git birazcık. Gördünüz mü arkadaşlar? Burada güzel tepki alıyor. Ver bakalım. Sen şu çantadan çekişten şeyi çıkar. Çekiş burcu ne varsa. Gel sen şu dalları kır oradan. Tamam sen gel kameranın şu başında dur hacım. Şey yapalım. Rüzgar devirmesin kamerayı. Yok pardon. Öyle bir şey ki aşağı uçan bir ya. Bak şurası var ya. Şurası doldurulmuş gibi duruyor bak. Ya öyle görünüyor ama. Alan tarafı tut etki verdi. Önce burayı çalıyor. Orası da doldurulmuş gibi duruyor. Devye nerede kaldı? Şunu yolda bırak değil mi? Getireyim mi? Sen devyeyi al gel. Ben abi şey biraz tutayım. Bak tamam. Keşke şarjı yıkılsın, bunları bir de
getirsene kameraya biraz daha yaklaşsana. Arkadaşlar görünüyor mu yer? Şimdi buradan bunu iyicene yakın pozisyonda size ayarlayayım kamerayı. Emre burada tut kamerayı böyle sabit, aşağı doğru iniyor, inmesin. Orası içine giriyor, gitmesin. Burası görünüyor mu güzel? Net görünüyor. Arkadaşlar bakın tam burası, vurdum. Direkt parçalanmaya başladı. Direkt dağıldı, görüyor musun? Boşluk mu var? Boşluk var. Çıkan toza bak bak. Şuradan el girecek kadar ayarlayalım. Diğer murcu da getirebilirim. Burada. Yardım edeyim mi? Atalım onu. Bak bak bak. Yavrum benim. Bu ne güzel bir şey. Sen bakalım. Hemen yakın çekim yapalım. Şimdi telefonu çıkaralım. Evet arkadaşlar. Bakın bakalım şimdi burada ne var ne yok hep beraber görelim. Hop buraya bir tane hayvan girmiş. Küçük bir hayvancık var burada arkadaşlar. Bakın o çok da büyükmüş he. Bu kertenkele ne kadar büyümüş. Nasıl? Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Çok güzel. Şuna bak sapsarı nasıl parlıyor. Arkadaşlar bakalım bakalım içeride başka bir şey var mı? Bu ne? Taş. Şu elime eldiveni giydirsene benim.
çıkardım, elime gene bir şey gelmesin oradan, ne olur ne olmaz. Ters. Sen bunu al hemen kenara koy. Şuraya koy hemen. Toprağa koy, hayvancağız ölmesin. Baş, bir şey var mı? Yok. Başka bir şey yok arkadaşlar. Zaten daha ne koysunlar arkadaşlar, bu kadarcık deliğe. Bu kadar büyük bir malzeme çok iyi, çok fazla bile. Bakın arkadaşlar, gördünüz mü? Çok güzel bir cep, güzel bir kasa. Ama bizden kaçmaz. Şimdi arkadaşlar, size bunu bir yakın çekim yapayım şöyle burada. Çok güzel işçilik var. Küçük bir heykelcik. Arkadaşlar burada bakın. Şurada 3 tane keski izi var. 3 tane malzeme demiştim size. Bakın arkadaşlar. Bir tane murç deliği burada var. Tam şurada. Bir tane o karşıda var. Bu murç deliğinin malzemesi, buradaki murç deliğinin malzemesi şurada olma ihtimali var. Çünkü orada da bir oyma var. Oradaki oyma belli belirsiz. Yanında da hemen bir üçgen var arkadaşlar. Görüyorsunuz herhalde. Bakın. Üçgen hemen belli orada. Yan tarafında hemen. Tam şurada. Burç deliği, yanındaki de üçgen arkadaşlar. Orayı da patlatmak lazım ama önce bir baston taramayla. Emre, oraya baston taramayla bir bak bakalım. Pinpoint modunda. Neresi? Bir saniye. Bekle bir saniye. Telefona bağlamadık ki. Nerede? Düğmesini açtı mı? Tamam. Pinpoint. Toprak ayarı yap yerde, kalibrasyon. Tam dikey tut. Kendinden uzaklaştır. Şuraya kendinden uzaklaştır. Tam dikey tut bakalım o şekilde. Tamam. Şimdi oraya çıkabilir misin? Bastonu bırak yerde, ben sana veririm. Yasla duvara. Oradan bakarsan dik tut. Bastonu dik tutarsın. Al. Dik dik. Temin baktık ya, o pozisyon. Ortasından tutabilirsin biraz bastonu. Düşme bak, dikkat et ha. Emre coştu arkadaşlar. Çok acayip yerlerde duruyor. Orada bir boşluk veriyor. Yukarı kaldır kayanın üstüne. Emre bak, tam şurada ayağının bir karış ötesine götür bak, tam orada. Orada boşluğu çok kuvvetli verdi. Orada bir mezar falan olma ihtimali var. Biz biraz önce aldığımız malzeme buradaki mezarın malzemesi olabilir. Orada çok kuvvetli mezar veriyor. Boşluk veriyor. Ha? Yok, böyle iyi, yeter. Orada daha sonra buraya arkadaşlar. Şimdi bakın, kapat Emre şeyi sen, cihazı. Sonra inebilirsin aşağı. Ben tarif edeyim sadece. Arkadaşlar bakın, tam Emre'nin ayaklarını bastığı yerin orada kuvvetli bir boşluk verdi. Diğer taraflarda da boşluk veriyor ama değerler istediğim gibi değil. Orada dikkat et Emre, o kayalar sıkıntılı. Emre hiç olmak, onları bence şansını zorlama. Oradaki en üstteki kaya, ben calaskalla, el calaskalıyla kemeri bağlayacağım.
Buradan onu bir çekeceğiz. Bir kere de inecek aşağıya. Sen hiç merak etme. Orada bir açılması gereken yer varsa da açılacak. Arkadaşlar bir sonraki videomu şuradaki gördüğünüz kayalara in artık da orayı net çekeyim Emre. İn aşağı. Bakın arkadaşlar şu kısmı ve şuradaki dikey birbirine üst üste durmuş kayalar var. Şöyle yakınlaştırayım size. Anlayacaksınız. Bakın arkadaşlar bunlar üst üste komple birbirini tutuyor. Şu en üstteki ayrı bir kaya. Altındaki ayrı bir kaya. Üsttekini çekeceğim veya şu alttakini el calaskalığı çekeceğim. Üstteki de inecek aşağıya. Ondan sonra buraya bir çalışma yapacağım. Orada varsa büyük bir kasa ya da bir mezar yeri oraya hep beraber izleriz. Bir sonraki videomu bekleyin arkadaşlar. Buraya en yakın zamanda geleceğim. Ama burası dağ bölgesi olduğu için çok yağmur kar oluyor. Şu anda da başlıyor yağmur arkadaşlar. İnşallah yakın zamanda gelebilirim havalar müsaade ederse. Arkadaşlar beğeni yapmayı unutmayın. Videomu beğeni yapmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayan varsa hala abone olsun. Bizim gözümüzden kaçan, sizin fark ettiğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtirsiniz. Bakayım. Evet, orada bir çalışma yapılmış, el işçiliği var. Orayı M harfine benzer bir işaret olabilir orada. Şöyle kupa yanında gibi. Muş deliği var bak. Şu keskizin yanındaki kupa gibi duruyor. Şöyle kupa gibi duruyor. Belki üçgen de orası. Alt kısmını kırdılar abi. Definiciler her tarafı delik deşik ettiler. Bakın arkadaşlar burada neler yapmışlar. Her tarafı buraları kırmışlar. Biz mümkün olduğunca dikkat etmeye çalışıyoruz. İşaretleri kırmamaya çalışıyoruz. Ama nerede bir işaret var ne varsa yok ediyorlar. Hiç iyi bir şey değil arkadaşlar. Vaa wow, buraya bakar mısın? Buralara gelmişler. Adamlar spreylerle boya boyamışlar. Bakalım. Buralar hep şüpheli. Arkadaşlar gözünüze çarpan bir şey varsa yorumlarda belirtin. Bize yardımcı olun lütfen. Biz her şeyi göremiyoruz buradan bakarken. Eve gittiğimizde kamerada az çok biz de izliyoruz ama zamanımız da olmuyor her tarafı incelemeye. Evet, görüşmek üzere arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar eve doğru gidiyoruz. Yağmura yakalandık. İyi ki yağmurluklarımız var. Bakın o yukarıdan gösterdiğim dere burada. Nasıl akıyor arkadaşlar? Emre şimdi yüzerek geçecek karşıya. Görüşürüz arkadaşlar. Dereyi göstereyim diye çekim yaptım.